Geçtiğimiz günlerde yaptığı şeriat açıklamasıyla herkesin tepkisini çeken Tuğçe Kazaz'a yanıt veren oyuncu Ezgi Mola'ya sinirlenen Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından hangi açıklamayı yaptı? Demet Akalın üst üste gelen benzin zamlarına nasıl tepki gösterdi? Başarılı şarkıcı, ayrıca konseri iptal edilen Melek Mosso yerine kendisine gelen teklif üzerine hangi cevabı verdi? Bebek sahilinde yaşanan rezilliği sosyal medyasında konu alan Cem Yılmaz'ın paylaşımına nasıl yorumlar geldi? Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili hangi açıklamayı yaptı? 2007 yılında geçirdiği trafik kazasıyla aramızdan ayrılan genç müzisyen Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdede hayat buluyor. Peki merhum sanatçıya ve ailesine hangi oyuncular hayat verecek? Türkiye'nin en popüler 20 oyuncusu belli oldu. Final yaparak ekran macerasını sonlandıran Masumlar Apartmanı'nın yıldızları listede gerilerken zirveye yerleşen hangi sürpriz isim herkesi şaşırttı? Hepsi ve daha fazlası Seher Kılıç'ın sunumu ve usta gazeteci Ali Eyüboğlu'nun yorumlarıyla 2 Haziran Perşembe saat 12'de canlı yayınla Magazin Noteri YouTube kanalında. Magazin Noteri'ni izlemeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese merhabalar. Bir taraftan konserde yaşananlar, tekrar tekrar merhabalar, görüntümü görmediğim için tekrar ediyorum. Güzel bir gün olsun hepinize. Bir taraftan konserde yaşananlar, bir taraftan sağlığıyla uğraşanlar, bir taraftan sahildeki rezillikler, hangi birinden? Yani bugün gündemimiz karışık ve olaylı. Bir taraftan da yazlıktan bize seslenenler, biz fakirlere evdeyken Ali abinin arkasındaki yeşilliğiyle ne bileyim bize gülümsemesi, ne diyeyim ben, ne diyeyim. Herkese tekrar tekrar merhabalar Ali abiciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Biz fakirler evdeyiz Ali abi. Biz de fakirleşiyoruz her geçen gün, zaten fakirdik. Şimdi bugün yazlıkta dolabın üstüne kaldırılan bir yerlerden İşte patlıcan çözülecek bir şey arıyordular. Yazlığıyla. Bir tane şey vardı, kutu. Dedim ki o kutu boşsa bunu atalım. Salladı ekmek makinesi. Allah rahmet eylesin, çök reklamını yapıyordu Kayahan. Ondan almışız zamanında. Dedim ki biz eskiden fakirken daha fakirdik. Ekmeği evimizde kendimiz yapıyorduk. Şimdi o makineyi indirelim. Ekmeği yine evimizde kendimiz yapalım diye. Hakikaten her sabah kalktığımızda biraz daha fakirleşiyoruz. Yani benzin 20 liraya bulduğunda yok artık diyorduk. Şimdi 25 liraya da geçti. İstanbul'dayken 500 liralık benzin almıştım. Yakıt deposunda 45 litre daha alman lazım dedi. Aldım. Yani depoyu fulledim. 500 lira vardı zaten. 1200 lira para tuttu. Yani demek ki depo 2000 liraya doluyor. Bir servet yani, bugün 4500 lira asgari ücret. Evet. İki depo dolduramıyorum. Aynen, yani nereye gidiyoruz bilmiyorum. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Brent petrol 120 dolara çıktı. Üstüne de çıkıyor. Sadece Brent petrol yükselmiyor. Dolar da yükseliyor. Yani çifte kavrulmuş bir yangın. Yani üstten başka türlü yanıyor. Alttan başka türlü yanıyor. Nerede duracağı belli değil. Yani dibi vurduk diyoruz. Daha da dibi varmış. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Yani orta direk diye bir şey kalmadı. Neyse. Çok siyasete girdim. Yani ne desek. Evet, kelimeler artık, isyanlar da yetmiyor. Allah'ım sonumuzu yesin. Yine de umutlu bakalım diyoruz ama her geçen gün benzin nereye depolayacağız? Yani her gece benzin haberleriyle, çok haklısın. Hepimizin ortak dilini yani, ve söylemini. Sen bir avazda söyledin açıkçası. Toplum bilimci değilim ama yaşadığım tecrübelere dayanarak şunu söyleyebilirim ki yani
Çankaya Köşkü önünde birileri soyunduğu zaman ya da birileri bireysel eylemiyle Türkiye gündemini meşgul ettiği zaman ülke farklı bir atmosfere gidiyor demektir. Farklı bir iklime gidiyor demektir. Türkiye iki gündür Bebek'te gübe gündüz insanların gözü önünde düzleşen bir sapık ya da ahlaksızları konuşuyor. Aynı yerde bir başkası bankta çırılçıplak oturuyor. Dün denizi den bir yerde bir kadın çırılçıplak. Yine Ümraniye metrosunun orada yeni bir video çıktı ortaya. Yine insanların ortasında dok pozisyonunda ilişkiye girenler. Şimdi yani bunları okumaya başladığın zaman işte ilk önce ne oldu? Bebek'teki olay işte iki yabancı biri sonradan Türk vatandaşlığına geçen aslen Pakistanlı olduğu şeklinde haberler çıktı. Oradan yine bir evet, yabancı düşmanlığı körüklendi. Teyit.org diye bir Cumhurbaşkanlığının İletişim Başkanlığı'nın kontrol ettiği bir site var. O siteye göre bu bildiğin Türk, yani o erkek, iki erkek de Türk, yabancı falan değil. Yani hatta birisi yazmış Bebek'te ki sapıklar keşke Türk çıkmasaydı, keşke aslında güzel buradan yürüyorduk. Şimdi o insanların kimlikleri üzerinden olayı tartışmak yerine aslında devletin şöyle bakması lazım. Eğer yani istihbarat örgütünün MIT'in o insanların son 15-20 gündür kimlerle görüştükleri, telefon trafiğinde bu kadar şey tesadüf olamaz. Bu kadar evet, sapkınlık aynı anda olamaz. Yani oluyorsa bu ülkede iklim değişikliği için ortam harcanıyor. Ve bu ortam hazırlanıyor. Bu ortam hazırlayanların da kim olduğunu toplumun bilmesi lazım ve toplumun uyanık olması lazım. Hepimizin uyanık olması lazım. Bu toplum bu ahlaksızları oyunun bir parçası gibi. Evet, günün birinde bu geri kalmış ülkelerdeki gibi halk mahkemesi kurup olduğu yerde linç ederse kimse şaşırmasın. Şu anda işte video çekmeyin, üzerlerine kaynar su atın gibi, işte denize atın gibi kampanyalar var. Bu toplumsal patlama, zaten insanlar patlayacak, kusacak yer arıyor. Öfkelerini çıkaracak yer arıyor. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten bir taraftan hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Yani bu iklimde çakal puslu havayı sever avına ulaşmak için şu anda puslu hava yaratılıyor. Evet, haber geldiğinde onu konuşacağız ama ben bunu okuduğum zaman, gördüğüm zaman o rezili dedim ki herhalde ekonomik kriz, yaşadığımız sıkıntılardan kafayı yediler. Normal bir ruh hali değil bu. Yani huni takmış dolaşan insanlar gibi gördük. Bunları konuşacağız ama öncesinde Tuğçe Kazaz'ın bir açıklaması var. Eski manken Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı Tuğçe Kazaz. Ne dedi? Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat Allah'ın merhameti ve rahmeti, Hazreti Muhammed'in ahlakı, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir dedi. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür dedi. Korkmayın, biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz, bize şeriat gelmez dedi. Bunu yazdı, tabii ortalık karıştı. Ardından bir paylaşım daha yaptı. Geçenlerde katıldığım dedi, Kırmızı Masa'ya katılmıştı. O programda şeriatla ilgili fikirlerimi söylemiştim. Benim anladığım şeriat ile diyor, sizin
İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir dil diye yazdı. Bu sözler de sosyal medyada çok konuşuldu. Destek verenler, tepki gösterenler oldu. Bir tepki de ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan geldi. Ezgi Mola Twitter'ı bu anlamda çok kullanan bir ünlü oyuncumuz. Yallah Arabistan'a diye yazdı Ezgi Mola. Onun üzerine Tuğçe Kazaz Ezgi Mola'ya cevap verdi. Aydın ben unuttum, videolar vardı ama İstersen gir sonra Ezgi Mola'nın cevabını okuyalım. Özür dilerim Aydın, videoyu unutmuştum. Buyurun videomuz. Müslüman olmasının ardından açıklamalarıyla adından söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından şeriat tartışmasına ilişkin paylaşım yaptı. Kazaz paylaşımında, şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hazreti Muhammed'in ahlakı, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir. Şeriat, insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın, biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz. Bize şeriat gelmez. Benim anladığım şeriatla, sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil, ifadelerine yer verdi. Kazaz'ın sözlerinin ardından oyuncu Ezgi Mola ise, Yallah Arabistan'a yanıtını verdi. Tuğçe Kazaz'dan Ezgi Mola'ya yanıt gecikmedi. Ezgi Mola bana Yallah Arabistan'a demiş. Türkiye babanın çiftliği mi ki, oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil. Medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir. Sadece din düşmanlarının ülkesi değildir. Bunu size öğreteceğiz dedi. Evet, çift dikiş gittik ama arada bayağı da sert konuşmuş. Bunu size öğreteceğiz diyor. Neler söylersiniz? Kimsiniz siz diye sormak lazım. Ya şimdi... Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Şimdi din konusunda hiçbirimiz Tuğçe Kazaz'daki tecrübeye haiz değiliz. Biz bugüne kadar Müslüman doğduk, Müslüman öleceğiz. Başka dinlerle ne itikadımız, yani inanıyoruz, saygı duyuyoruz ama başka dinlere bir bağlılığımız yok. Tuğçe Kazaz evlendikçe din değiştiren bir kardeşimiz olduğu için bu konuda bizden daha tecrübeli, o daha çok biliyor. Ya çok bildiği için yani çok bilenin yanında susmak gerekiyor. Susmayı tercih ediyor. Yani şeriatın demokrasiden, laiklikten iyi bir rejim olduğunu düşünebilir. Yani ben onunla aynı görüşte değilim. Öyle düşünüyor diye de ona yallah Arabistan'a demem. Çünkü demokrasi ve laiklik böyle bir rejimin, yönetim biçiminin adıdır. Katılmadığın görüşlere de saygı duyman gerekiyor. Tuğçe Kazaz cahil imam dinden çıkarır derler. Öyle bir laf var değil mi? Evet. Yani imamlık yapıyor ama dini konularda çok fazla bilgisi yok. Sadece namaz kıldırıyor. Babadan dededen öğrendiklerini satarak alimliğe soyunanlar yanlış fetva vererek insanları zamanla dinden çıkarırlar. Bu konuda da bu kadar ilahiyatçı var bu memlekette, bu kadar akademisyen var, bütün dinler konusunda kitaplar, eserler yazmış insanlar varken dini tartışmak ne, dini konusunda fetva vermek Tuğçe Kazaz'a kalmış, kimlerin Türkiye'de yaşaması gerektiği, kimlerin hangi ülkede yaşaması gerektiği de kusura bakmasın da Ezgi Mola'ya kalmamış. Yani Ezgi Mola onu bu düşüncelerinden dolayı yobaz ilan edebilir, eleştirebilir. Ama bu Yallah Arabistan'a birilerinin hafızasına yerleşmiş. Nereden hatırlıyoruz bunu? Deniz Çakır bundan yargılandı hatırlıyorsan. Restoranda tartıştığı başörtülere Yallah Arabistan'a dediği için. Yani demokrasi ve laiklik bize öğrettiği şey insani değer olarak
başkalarının diline, dinine ve görüşüne saygı duymayı gerektiriyor. Şeriat temiz toplumlara mı gelir yoksa kirli toplumlara mı gelir? Şeriat demokrasiden daha iyi midir? Ya bana sorarsam ben cumhuriyetten, laik demokrasiden yanayım. Şeriattan yana değilim. Din işlerinin devlet işlerinden ayrılması gerektiğini, dinin Allah'la kul arasında olması gerektiğini, Allah'la kul arasına peygamberlerin dışında Allah'ın hiçbir kişiyi yetkili kılmadığını düşünüyorum. O nedenle bu söylemde bulunan ister Cübbeli Ahmet olsun, ister Cübbesiz Tuğçe Kazan beni hiç ilgilendirmiyor. Vız gelip tırız gidiyor. Okey. Şimdiki tarafta fikirlerini söylüyor da haddini aşan söylemler olunca, yani bir taraftan dediğin gibi yallah biz sana, diğer taraftan biz size öğreteceğiz. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi diyorsun ya sen hep. Öğreteceksin de hani ne kadar bilgi sahibisin? Hani öğretmenin de bir ifade şekli vardır ya, madem çok biliyorsan. Biz size burada öğreteceğiz hani biz size derken, öğreteceğiz ne demek yani? Evet, bunu o zaman Ezgi Mola'nın siz kimsiniz, kimin adına konuşuyorsunuz Tuğçe Kazaz diye sorması lazım ki Tuğçe Kazaz da bu tebliği kimin adına yaptığını açıklasın. Tuğçe Kazaz kimi temsil ediyor? Ben baktım ki sık sık din değiştirenleri mi temsil ediyor? Şeriatı mı temsil ediyor? Seccal olarak indi de bizim haberimiz mi yok? Mesih midir kendisi? Kimdir? Öyle düşünebilir. Ama biz sizi yola getireceğiz. Biz sizi terbiye edeceğiz. Bu başka bir şey. Evet, bu, yani o biraz ötekileştirme işte. Sen ona yallah Arabistan'a dersen o da gardını alır. Buhak yapar yani. Demeyeceksin hadi yallah biz kimiz, Arabistan'a. Biz kimiz, siz kimsiniz? Yani. Tuğçe Kaza saçmalamaya devam etti. Tuğçe Kazaz bir kanaat önderi mi? Ya Ezgi Mola bunu niye ciddiye alıp cevap veriyor? Biz niye bunları ciddiye alıyoruz? Geç abi. Geç. Evet evet. Gece baktım hani bir açıklaması var mı diye bulamadım. Hani bugün yaptıysa onu görmedim ama biz siz işte ayrımları o başladı ya, o devamı da bu şekilde geldi. Yani biz kimiz, siz kimsiniz? Siz dediğin gibi nereyi temsil ediyorsunuz ya da kimi temsil ediyorsunuz diye adam sorar yani. O yüzden daha da herhalde konuşulacak gibi geliyor, bilmiyorum Ali abi. Demet Akalın'a geçelim. Demet Akalın hem zamlarla ilgili isyanını getirdi, abi yeter artık dedi. Hem de Melek Mosso'nun iptal edilen konseriyle ilgili bir röportajda konuşma yaptı. Videomuzu izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Peki, haydi. Sonra okuyorum Ali abi, diyor ki niye okuyorsun? Ben yoksa Aydıncığım okuyayım. Üst üste gelen benzin zamlarına Demet Akalın'dan isyan geldi. Abi yeter artık dedi. Gündemi biliyorsunuz sık sık takip ediyor Demet Akalın ve Twitter'dan da fikirlerini söylüyor. Oradan atışması gereken kişilere ne diyor bize? Hazır, peki. Hadi izleyelim videomuzu. Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde vereceği konser valilik tarafından iptal edilmişti. Mosso'ya destek için aynı etkinlikte yer alan Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmama kararı almıştı. Festivalin yeni programında Işın Karaca, Seda Sayan ve Niran Ünsal'a yer verildi. Demet Akalın da katıldığı fuarda kendisine de sahne için teklif geldiğini açıkladı. O konser teklifi bana da geldi. Kabul etmedim. Kadınların birbirine destek vermesi güzel. Her ne kadar arada birbirimize laf etsek de destek vermemiz önemli. Meleğe de kendi işine gücüne bak diye mesaj attım. Bana cevabım konserlerle olacak diye geri döndü. Duruş çok önemli. Konseri kabul edenleri de anlamıyorum açıkçası dedi. Demet Akalın bir yandan da üst üste gelen zamlara isyan etti. Akalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Abi yeter, yeter" yazdı. Zamları konuştuk. Evet, zamlar abi konusunda. Evet. Yani Demet Akalın abi yeter yeter dedikten sonra benzine 1 lira bilmem kaç kuruş daha zam geldi. Yani Demet Akalın'ı kimse dinlemiyor, tıpkı Cumhurbaşkanı'ndan bu gece saat
12'de başlayan müzik yasağının kaldırılması için talepte bulunmuştu. O müzik yasağı 1'e kadar kaydırıldı ama yasak devam ediyor. Burada önemli olan Demet Akalın'ın Melek Mosso ve bir kadın şarkıcıya sırf kadın olduğu için gelen yasak nedeniyle Melek Mosso'ya verdiği destektir. Teklif gelmiş, ona kabul etmemiş. Ben yayında da daha önce söyledim. Başka şarkıcılarla da irtibat kurdular. Ama onlar kabul etmediler. Sonuç itibariyle şimdi bu Melek Mosso konusunda kamuoyu acayip yanıltılıyor. Acayip bir dezenformasyon var. Yani insanlar gerçekleri değil de işine geleni söylüyorlar. Ya da eksik bilgiyle birilerini kahraman yapıyorlar. Şimdi bu olayı iki boyutuyla anlatalım. Ben baştan beri bu olayı takip ediyorum ve ısrarla söylüyorum, diyorum ki bu Isparta Belediyesi belediye başkanı çıkıp yüreklice biz Melek Mosso'yu şu nedenle sahne işini iptal ettik demedi. Demediği için bu spekülasyonlar büyüdü ve Derya Ulu ve Funda Arar da ona yapılanı desteklemek için, yani Melek Mosso'yu desteklemek için, ona yapılanı protesto etmek için konserlerini iptal etti. Sonrasında evet, belediye başkanlarıyla iletişime geçti. İşte günün birini, daha doğrusu Seda Sayan şeyin yerine geldi. Melek Mosso'nun yerine. Derya Ulu'nun yerine Niran Ünsal'la Altay konser verecek. Şeyin yerine de, Funda Arar'ın yerine de Işın Karaca sahne alacak. Evet. Şimdi bir daha altını çizerek söylüyorum. Bu İspanya'da Uluslararası Gül Festivali'nin konser programı şöyle. Üç konser var burada. Bu üç konserin ikisini tam AVM'nin ismini de söyleyeyim de insanlar olayları daha iyi anlasınlar. Üç konserin ikisini Isparta'daki bir AVM düzenliyor. Belediye de aslında bu Isparta Kült Festivali'nin alanının dışında bu konser yeri. Buna rağmen belediye itiraz etmiyor. Kabul ediyor bu şeyin içerisinde yer almasını, konseptin içinde yer almalarını. Evet. Şimdi Derya Ulu Meydan AVM. Şimdi Funda Arar'la Melek Mosso'nun konserini Meydan AVM veriyor. Parasını doyuyor diyor. Ama bunu Gül Festivali tarihleri içine başlangıcı ve finalini bunlar yapıyorlar. Daha sonra Melek Mosso ile ilgili 2018 yılında İstanbul'da bir festivalde sahnede söylediğim ve babayı alırsınız dediğim videoyu birileri buluyorlar. Başkana diyorlar ki, başkanım bu kadın böyle parmak işareti yaptı. O ana kadar belediye kimin, bu gelen şarkıcılar kimlerdir, nedir? Bunun üzerine belediye başkanı ya da yetkilileri AVM'ye diyorlar ki, Melek Mosso konserini iptal edin, yerine başkasını getirin. Bu aşamada iki tane dernek bir basın açıklaması ve ilan yayınlıyorlar. Şarkıcıları istemediklerini, kadın şarkıcıları konserlerini istemediklerini söylüyorlar. Ve belediye şey aracılığıyla bu konseri iptal edince AVM aracılığıyla dolayısıyla bu derneklerde kahraman oluyor. Üç konserden birini iptal ettirdik diye. Şimdi Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği. Orada açıklamaya dikkat edersen sadece Melek Mosso yok. Önünde mi açıklama? Evet, açıklamaları vardı. Ahlaksızlığı özendirdiği iddiasıyla Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi. Ya Melek Mosso'yu tek başına ilanın tam metni var mı sende?
Şuradan hemen ben aldığım notlardan hemen okuyorum Ali abi. İki tarafın da bir basın açıklaması vardı. Açıklamada evet, halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan, ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilemez açıklaması. Yani iptalini istediler konserin. Kısaca aldığım Melek notta. tek Milli başına Gençlik Melek Vakfı Mus ve Anadolu Gençlik Derneği. tek başına Melek Musso ile ilgili bir tavır değil bu. Üç kadın şarkıcının da konserine karşı bunlar. Yani iklimi nereden başlatıyoruz? Şöyle okumamız lazım. Ece Seçkin'in Düzce'de sahneye çıkmasına karşı çıkan Evet. Kaynaşlı Belediyesi Başkanı ve onu destekleyenler arkasından Batman'da Petrolspor'un virüs lige yükselmesi ve Batman'ın kuruluşu dönemi nedeniyle düzenlenen gecede Hande Yener'in sahneye çıkmasını istemeyen yeniden Refah Partisi, Hüdapar, işte Gelecek Partisi, Batman teşkilatlarından sonra Isparta'da toplumun ahlakını bozan sanatçıları istemeyen iki tane vakıf ya da dernek. Sonuçta Evet. belediye başkanı bu hamleden sonra pişman oluyor. Yani biz bu kahramanlığı bunlara niye bıraktık diye. Bunun üzerine bu konsere gitmek istemeyen, siz açıklama yapmasanız gelmeyeceğiz diye şarkıcılara karşılık belediye başkanından çıkıp sadece çünkü Isparta Belediyesi bu Derya Ulu ve Funda Arar'a şeyin videosunu gönderiyorlar. Biz bunu yayınladık ya. Melek Melek Mosso. Mosso'nun parmak işareti yaptığı kızlar istediğiniz gibi açının giyini kimse sizi engelleyemez dediği Evet, İstanbul'daki bir kendi kanatlarınız var dedi. Evet, evet aksini söyleyenler de parmak işareti yapmıştı. Evet. İstanbul'daki festivaldeki videosunu gönderiyorlar. Onlar da diyorlar ki o zaman belediye başkanı çıksın basın toplantısı düzenlesin. Bu konserin bir kadın şarkıcı için, kadın şarkıcı ya da kadın şarkıcının dekolte giymesini ya da dekolte giyerek insanları toplumu ahlaksızlaştırdığı için iptal etmedik. Bu hareket nedeniyle bu parmak alırsınız Baba Yaro'yu dediği için iptal ettik. Evet. Belediye başkanı bu açıklamayı yapmıyor. Yapmayınca Derya Ulu ve Funda Arar konserlerini iptal ediyor. Sonra başkalarını alıyorlar. Arkasından Al Sana Haber'de İsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı açıklamayı okuyorum. Melek kardeşimle ilgili Burada araştırma ne? Ne oldu? ve bendeki haberde Seda Sayan bir açıklama yapıyor gibi var Ali abi. Yani haberler farklı olabilir mi bilmiyorum. Seda Sayan bir açıklama yapmış. Böyle kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlarla ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim diyor Seda Sayan. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle beylemde bunun olmasını dilerim demiş Seda Sayan'ın yaptığı bir Evet. açıklama. Benim yaptığım araştırmada da Isparta Belediyesi'nin sanatçılara bu videoyu göndererek iptal ettiğini. Burada itiraf var. Bu parmak hareketi. Parmak hareketi ne zaman yapılmış? 2018 yılında. 4 2008 yıl mi, önce. 2007 mi? Evet. 2018 yılında. 2018. Ben söyleyeyim şeye sordum 2018, Melek evet. Mosso'ya. Melek Mosso'ya sordum. Sana söyleyeyim. 2018'de nerede olduğunu da. Melek Musso, Melek Musso, Melek Yani Musso. 4 sene önce sana mesaj atmıştı, sen onu okumuştun geçen programda. 2018 yılında Kaç? Bigfest'te. 2018 4 yılında sene önce. Bigfest'te. Evet. 4 sene önce. Yani belediye tavul birinde, tokmak birinde olunca davul AVM'nin elinde. Tokmak Belediye'de Evet. davulu taşıyan yani işin maliyetinin altına giren AVM iki şarkıcıyı ayarlıyor. Biri Melek Mosso, biri Funda Arar. Belediye'de bu video ortaya çıkınca başkan iptal ettiriyor.
Ama kamuoyuna işin yansıması ne oluyor? Bu Milli Gençlik Vakfı ile Anadolu Gençlik Vakfı'nın gösterdiği ahlaki tepki nedeniyle, yani Melek Mosso ahlaki değerleri bozduğu için konser iptal edilmiş oluyor. Bunun üzerine bu video ile propaganda yapıyorlar. Sonra ne oluyor? Medyada çıkıyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Melek Mosso'nun İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkacağını açıklıyor. Şimdi Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamayı şöyle lanse ediyor insanlar. Isparta Belediyesi attı aynı partiden Kültür ve Turizm Bakanı Melek Mosso'yu tuttu, Beyoğlu Kültür Festivali'nde sahneye çıkarıyor. Bu da doğru değil. Dün önceki kendi günden, içinde çelişki yaşıyorlar. Ben önceki gün, bugünkü yazımda da yazdım. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı, şimdi Kültür ve Turizm Bakanı, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'la bu Beyoğlu Kültür Yolu'nu turladık. Ne etkinlikler olacak? Onu bugünkü köşemde de yazdım Milliyet'te. Orada Sayın Bakan'a sordum. Misbah Demircan'ın bana söylediği bu festival kapsamında konser verecek şarkıcıların 2 ay öncesinden kesinleşti. 2 ay önce kesinleşti. Yani Melek Mosso'yu İsparta olayların sonrasında değil yani. Reddettiği için gel bizde konser ver diye tutmuş değil Kültür ve Turizm Bakanlığı. Zaten etkinlik programında var. Sadece Melek Mosso da yok. Zaten vardı. Yani İrem Derici'den Murat Boz'a kadar 20'ye yakın şarkıcının konseri var. 16 gün boyunca bunlar şeyde de konser verecek, Galata Kulesi'nin önünde, Şişhane Meydanı'nda, Galata Port'un içinde, AKM'nin arkasında bir alan yapıldı. Orada konser verecekler. Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bir algıların, herkesin ki işi kendine göre yonttu, kendine göre anlattığı bir ülke haline geldik. Gerçekler kaynayıp gidiyor ama bizim de görevimiz becerebildiğimiz ölçüde gerçekleri, doğruları ortaya çıkarmak. Tıpkı bu ülkede bizi izleyenlere ısrarla tavsiye ederim. Teyit.org.tr diye bir internet sitesi var. Orayı takip etsinler. Resmi olarak teyit edilmiş olan biteni nasıl çarpıtıldığını orada görebilirler. Yani 2 gündür Türkiye'yi ayağa kaldıran işte bu Pakistanlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş bebek ahlaksızlığı ile ilgili değil. Onun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Çorum'un bir ilçesinden olduğu, işte uyuşturucu ilişkiye girdiği kadının kendisinde madde bağımlısı olduğu falan. Öteki çıplak oturanın Güneydoğu'dan bir ilde, ama hangi kalmadı aklımda, Batman olabilir. Onun da bilmem kaç sabıka kaydı var. Bu algı operasyonlarına karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Sonuç itibariyle biz becerebildiğimiz, ulaşabildiğimiz ölçüde gerçekleri anlatıyoruz. Yine de istediği gibi algı yaratanlar var. Yaratmaya devam etsinler. Yani olayların gidişatına göre haber montajları yapılıyor benim anladığım senden, ama o haberler yeni ya da verilen kararlar yeni değil. Öncesinde alınmış kararları sanki yeni alınmış gibi, Melek Mosso içinse evet, bu onlar, yani bugün yeni alınmış gibi lanse ediliyor, haber olarak çıkıyor. Aslında hepsi oyunun birer parçası, her anlamda, her yönde, her görüşte. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bambaşka bir yere gidiyor çünkü. Bu Bebek Sahili'de de yapılan ayrı bir operasyon bağına göre yine algı operasyonu ve kafalar öyle bir karıştı ki insanlar şaşkın. Hani bunu da gördük. Pes ettirecek olay Bebek Sahili'de yaşanıyor. Bunu izleyelim. Üzerine Deli abinin söyleyecekleri var. Onu izleyelim ya. Onu gel, bunu ekrana getirelim. Hayır, haber olarak
Yani görüntüyü sakın ha. Görüntü olarak zaten yok, çünkü görüntü zaten verilmez de. Varsa, yoksa ben buradan çift dikiş yapmayayım Aydın. Haberle ilgili arkadaşların seslendirmesi varsa, yoksa buradan da o yok. Tamam, olmasın da zaten görüntü zaten verilmez de. Bebek sahiller az önce Ali abinin de söylediği gibi güpegündüz, yani cinsel ilişkiden tutun açıklığa kadar koşturan çırılçıplak kadından orada yayılmış erkeğine kadar o kadar çok görüntüler sosyal medyada yayınlandı ki kimse espriye aldı. Bu da bence çok garip bir durum. Espriye alındı. Mesela Cem Yılmaz İzel'in bebek şarkısını çık güzelim çık ortaya çık. Aşktan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen bir ben deyip devam etti. Arkasından espriler işte Erşan Kuneri senaryosu iki diyenler, Erşan Kuneri bunu beğendi. Yeni filmden adı da boğazında kalsın gibi. Böylesi Erşan Kuneri'nin bile aklına gelmez diyenler bambaşka boya gitti. Esprisinden görüntüsüne habere kadar o kadar iğrenç geldi abi. Ne diyeceğim bilemiyorum. Sana bırakıyorum. Ha bu arada İstanbul Valiliği'nin açıklaması, olaydaki iki kişi gözaltına konu hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlıların da savukalı olduğu öğrenildi. Haber bu. Ali abi de bahsettiği gibi sonrası nasıl gelişir ne olur bilmiyorum ama Twitter'daki yazışmalarda kısaca alıntılarım bunlar Ali abi. Şimdi bana mı öyle geliyor yoksa şey mi? Aydın, senin merkezdeki okumadan mı? Bazen öyle oluyor ki 33 plak, 33'lük plak gibi konuşmaya sonra birden hızlanıyor 45'lik plak gibi. Dır Kesiliyor. dır dır Bana da kesiliyor. dır. Yani bir yayında bir Bana da öyle geliyor da benden mi tamam. senden mi anlayamadım Ali abi. O yüzden şey Seher'in yapamadım. internet bağlantısından olabilir anlık verilerin değişmesi. Ama bazen oluyor ki gaza basıp konuşuyor. Cümleye yetişemiyor. Ya da bana öyle geliyor. Şimdi bu olaylar nereden Seninki de bakarsak bana bak. kesiliyor. Bilmiyorum. Öyle mi? Evet. Evet. Evet, iletişim kopukluğumuz var. Yani bu konudaki görüşlerimi programın başında da açıkladım. Bunların ben bu kadar tesadüfün üst üste gelmesinin bir planlı bir provokasyonun bir parçası olabileceğini, özellikle böyle müptelaların seçilmiş olabileceğini, yani kriminal tiplerin, yani alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan, işte sabıkası olan tiplerin seçilmiş olabileceğini, yani bu Amerika'da olsa bu görüntü, Amerika'da sadece FBI değil CIA'de işin içine girer. Bunların telefon kayıtlarını, görüşmelerini, kiminle irtibat kurmuşlar, bütün bu detaylar araştırır. Bir piyon mudur bunlar yoksa hakikaten tamamen tesadüf mü olduğunu ortaya çıkarır, kamuoyunda aydınlatırlar. Ben önce Bebek'te sonra Ümraniye'de ki bu olayın bu cinsel ilişkiye sokakta açık havada giren porno çekenlerin tesadüf olamayacağını düşünüyorum. İşte gene şimdi bol miktarda gelir sağdan soldan yeni çekilmiş ya da eski çekilmiş ama bu algının bir parçası olarak yok şurada da soyundular, yok çıplak denize girdiler, yok çıplak parkta dolaştılar diyor. Yani bir iklim yaratılıyor. Bu iklim nedir? İşte Eskişehir'de parkta yoga yapanlar CİMER'e şikayet ediliyor. İşte zabıta geliyor, polis geliyor. 2 gün sonra yoga yapan insan sayısı 10 katına çıkıyor. Yani ben bilerek birilerinin ülkeyi ve toplumu karıştırmak için bu eylemleri yaptırdığını düşünüyorum. O elimde bir veri var Yani mı? Yok, sadece böyle bir endişe var içimde. sahne kıyafetinden, kadının sahneye çıkmasından, sokaktaki vatandaşın çırılçıplak koşturması, oradaki ağza alınmayacak görüntülerin sosyal medyada yayınlanması, yani bu kadar tesadüf dediğin gibi bir araya gelir mi?
Bir şeyler dönüyor ama ne olduğunu zaten yorumlayan kendi içinde yorumluyordur Ali abi. Çıplaklıktan son aşamaya kadar buna da pes ettirecek görüntülerin de ortaya çıkması hepsinin bir algı operasyonu mu bilemiyorum vallahi Ali abi. Yani insan şaşkınlıkla izliyor çoğu zaman. Durum bu. Daha fazla üstüne durum konuşmak bu, istemedim. Evet. Şimdi son yayınımızda kitap şeyi mi yapacaksın? Evet, kitap. Kitap evet. Çekilişi yapacağım. Biz son Alev yayınımızda Gürsoy Cimi'nin, Alev Gürsoy Cimi'nin kitabını ben daha yaşamadım vereceğimizde evet. İşte burada katılanlar bunlardan çekiliş yapacağız. 10 kişiye vereceğiz. Ben başlıyorum açmaya. Bayağı da isteyen oldu. Ben de kitap istiyorum deyip Magazin Noteri YouTube sayfasında biraz daha yaklaştır Ali abi. Selin Ünü var. Selin Ünü var. Evet, okudum. Selin Doğru mu Ünü okudum? Var. Ünü Selin var. Ünü tamam, var. birinci şanslı izleyicimiz. Selin Ünü Hayırlı var. uğurlu olsun. Yanında da Binofmi Kahve ile birlikte keyifle kitabınızı okumanız. Alev Gürsoy Cimi'nin Ben Daha Yaşamadım kitabı. Hayırlı uğurlu olsun. Gülay Çelik. Gülay kazandı yine. Evet. Gülay Çelik Ali abi. Bir Tabii herhalde ki. kütüphane yapmıştır. Tabii ki. Evet, ikinci şanslı Gülay Çelik. Ebuşka var, üçüncü şanslı izleyicimiz. Ebuşka kod ismiyle. Tabii sonrasında hem iletişim bilgilerini, Tezcan Ulu Işık adreslerini, Tezcan Ulu Işık ve iletişim bilgilerini isim olarak verirseniz hem bir ofbi kahveniz hem de kitabınız size ulaşacak. Beşinci talihlimiz Rabia Koç. Buğra ne yazıyor? Koç. Rabia Koç. Rabia Koç. Şimdi okudum. Evet. Rabia Koç. Evet, okudum. Fatma Kayhan. Fatma Kayhan. Kaymaz galiba. Bayhan. Kayhan. Fatma Kayhan. Evet. Yani ben okuyorum, evet. Beni de dinlersen. Kaç oldu? Emine Güleç. Emine Güleç. Güleç. Kaç oldu? 1, 2, 3, 5, 7. 5-6 tane oldu. 7 oldu. O bayağı. Tamam. İstersen Nagihan hepsini bitir. Nagihan Yılmaz 8. Nagihan Yılmaz. 8. Ben geç cevap veriyorum. Kesiliyor sesin diye. İzleyicilerimiz yalnız anlamasın diye. Aynur Ayağının ses Yazıcı. Kesiyor. Ne, pardon. Aynur Yamak. Aynur Yamak. Aynur Yamak. 9. Evet. Ecem Özdemir. 10. Ecem Özdemir. İki tane de yedek çekiyorum. Bunlardan adres vermeyen olursa. Birinci yedek. Salih Karışık. İkinci yedek. Kübra Özışık. Kübra evet. Yazdım yedek 1, yedek 2. Evet. Bunlar talihlilerimiz. Yanında Binokmi kahvemiz eşliğinde. Bu arkadaşların yapacağı şey şu. Magazin Noteri Instagram hesabının DM'ine girip oraya iletişim bilgilerini yazacaklar. Biz de o iletişim bilgilerini kitapla birlikte Binokmi kahveyi göndereceğiz. Keyifli okuyacaklar, keyifli içecekler. Evet, gündemimizde başka... Hayırlı. Evet, gündemimizde evet. Rahatsızlığıyla, hastalığıyla uğraşan Allah'ım nerede varsa sağlık, şifa tez zamanda göndersin. Akciğer kanseriyle mücadele ediyor Bilur Kalkavan. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Evinde tedavi görüyordu Kalkavan. Tedavi sürecinin bir süre hastanede devam edeceğini belirtti. Konuyu videomuzda daha geniş ayrıntılarıyla izliyoruz. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Bildur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili sevenleri de bilgi verdi.
Evinde tedavi gören Kalkavan, sürecin bir süre hastanede devam edeceğini bildirdi. Instagram hesabından açıklama yapan 59 yaşındaki oyuncu, "Üçüncü kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım. Çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hatta 44.7 kiloyum ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor. Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var. Arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor." dedi. Ona yani bir kez daha acil şifalar diliyorum. Her şeyin başı yani, sağlık. Evet. Fotoğraflardan da belli bayağı kilo kaybetmiş. Bir deri bir kemik kalmış. Bu beslenmeden, iştahsızlıktan, işte moralsizlikten hepsi olabilir. Hastanede serumla, gıda takviyesiyle biraz kilo alma ihtimali daha yüksek, daha iyi beslenecektir, daha iyi sağlığı inşallah, en azından eski yorumla düzelecektir. Böyle... Ama üçüncü kemoterapi Allah şifasını versin. Yani bu kanser illeti bazılarını çok zorluyor. Psikolojik savaş da gerekiyor. Fiziksel savaş da gerekiyor. Tabii. Allah bütün hastalara moral çok önemli. Olsun. Evet. Yani amin, ben şuna da evet. Ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Moral hastalığı, bu hastalığın özellikle bütün hastalıklar için çok önemli. Mehmet Çalışkan'a bir röportaj vermiş Bilur Kalkavan Habertürk'ten. Sevgilisi Buğra ile ilgili. Bu da örnek bir davranış ve yani burada da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu Buğra Bahadırlığı'nın hastalık sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor Bilur Kalkavan. Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı diyor. Buğra kaçmadı, yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor. Yani moral açısından yanındaki ailenin, hayat arkadaşının, eşinin, sevgilisinin nasıl durduğu da önemli Ali abi. Örnek bir davranış, bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. O morali sevgilisinden, hayat arkadaşından alması. Şimdi resimlere bakıyoruz. Gencecik daha. Rabbim tez zamanda sadece Bilur Kalkavan değil, onun nezdinde bütün rahatsızlıklar geçiren hastalara şifa diliyorum ama nereden nereye bakıldığında moralin büyük etkisi var. Sevgilisi orada Buğra. Onu da belirtmeden geçmedim. Destek ve hayat, aile zaten bu tür hastalıklarda hep destekliyor. Ailenin de morali, ayakta durması, yani belki de psikolojik destek alınması gereken bir süreç bu süreç. Sevgilinin de dimdik yanında durması, ona moral vermesi çok önemli diye düşünüyorum Ali abi. Neler söylersin? Doğru düşünüyorsun. Ben böyle insanlara acayip saygı duyuyorum. Bu konuda çok örnek verdim. Celine Dion'un eşi hastalanınca kadın sahnelere veda etti, müziğe veda etti, ara verdi. Yıllarca onun yanından ayrılmadı. Ha, günün sonunda adam kurtuldu mu? Kurtulmadı ama sonuç itibariyle iyi günde kötü günde evlilik yapılırken tabii söz veriliyor. Diyeceksin ki bunlar evli değil, sevgili ama aynı şey hayat arkadaşı. Arkadaşı. Evet. Bu hayat arkadaşı iyi günde kötü günde yanında olan, ona moral motivasyonu destek veren, kötü günde kaçan şerefsizler de yok mu? Var. Ama biz böylelerini alkış tutmamız gerekir ki başkalarına da örnek olsun. İkisi için de zor bir süreç. Allah yardımcı olsun. Şu da önemli. Çok. Evet. Ben sağlık programları yaptığım yıllarda hep bu hastalıkla ilgili başka bir yönüne de bakıyorduk. Psikolojik desteğin hasta ile birlikte hasta yakınlarına, çevresine destek olanlara da verilmesi gerektiğini inanıyorum. Kolay bir süreç değil. Hani moral verirken onların da morallerinin olması gerekiyor ama doğal olarak herkesin o süreci yaşarken yaşadığı sıkıntılar var. Bu noktada destek, psikolojik destek, moralinin yüksek olması, moralle daha da şifalanması, o noktaya da dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum Ali abi. Bu hastalıkla mücadele ederken Rabbim şifa versin. Ne diyeyim yani, işte öyle bir durum. Söyleyecek de bir şey yok.
Barış Akarsu var. 2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Genç müzisyen, rockçı. Hayatı film oluyormuş. Haberimizi izleyelim, üzerine konuşalım. 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrılan genç müzisyen Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdede hayat buluyor. Barış Akarsu Merhaba filminin oyuncuları yapım şirketinde bir araya gelerek okuma provası yaptı. Filmin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Taren'in yaptığı filmi Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor. Barış Akarsu'nun hayatının 3 döneminin anlatılacağı filmde merhum sanatçıyı ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırırken babasına Hüseyin Avni Danyal, dedesine Metin Coşkun, kardeşine Aslıhan Kapan Şahin, sevgilisine Aslı Bekiroğlu, yakın arkadaşlarına ise Burak Satıbol ve Aytaç Uşun hayat verecek. Yani şöyle bakınca Ali abi, hayat ne kadar boş, hep bunu söylüyoruz, sonra hayatın gidişatında unutup gidiyoruz ama gencecik yaşta. Biliyorsunuz 2004 yılında Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasında tanımıştık Barış Akarsoy'u. Ardından da Yalancı Yarim dizisiyle daha da ünlenmişti. Film çekimleri için Bodrum'a giderken yolda trafik kazasında hayatını kaybetti genç yaşta. Annesi de onun için müze yapmıştı. Çok sıkıntılar çekti. Benim hatırladığım annesi de hayatını kaybetti Ali abi geçen senelerde. Evet. Allah Evet. rahmet eylesin. Evet. Yani keşke bu Barış Akarsu'nun hayatını film yapanlar birkaç yıl daha erken davranmış olsaydı da Barış Akarsu'nun annesi oğlunun hayatını beyaz perdede izleyebilseydi. Onun için Evet, önemli bir hatıra olurdu. izleyemedi. Hakkından Çünkü bence dayanabildiği kadar dayandı. Oğlunun ismini çocuğunun yaşattı. evet adını yaşatabilmek için çok ciddi çaba sarf etti, uğraş verdi. Ama kar beyazdır ölüm, genç orta yaşlı bakmıyor. Günün birinde kadersizliği bir yerde Azrail'in beklediği yerde alıyor. Bodrum'dan Torba yolu ayrımında o kavşakta trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Şimdi o kavşakta kimse ölmüyor çünkü üst geçit yapıldı, alt geçit yapıldı. Yani insanlar öldükten sonra tedbirler alındı. Hakikaten genç yaşta iyi isim yapmış. Yani bugün müzik dünyasında ciddi bir yer edinebilecek bir gelecek vadede bir şarkıcıydı. Genç yaşta ölümüyle gerçekten efsaneleşti. Evet. Filmi adına yakışır bir şekilde çekilirse bence çok daha kalıcı bir isim haline gelebilir. Yakışır da. Allah rahmet eylesin bu vesileyle. Ona da annesine de. Tabii görüntüler, çekimler, senaryo çok önemli. Dediğin gibi adına yakışır bir film olduğu zaman, çünkü hepimizin hafızasında genç pırıl, gülümseyici hep hafızamızda kalacak. Filmde inşallah senaryosu daha iyi ama 3 dönemini anlatıyor Barış Akarsu Merhaba filminin. Ne diyelim yani, filmlerde de yaşayacak zaten değil. Mert Dikmen iyi bir senarist Evet. de yönetmenliğini hatırlamıyorum. İnşallah iyi bir yazdığını çok iyi çeker. Barış Akarsu'ya Evet, yakışır çekmek de bir film. önemli Evet. yazılanını. Önümüzdeki hafta evet, çekimlere başlanacakmış. Efendim gelelim diğer haberimize. Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu ama şaşırtan isimler var. Buyurun haberimize. Diziler, filmler ve televizyon programları ile ilgili kapsamlı bilgiler içeren Çevrimiçi Bilgi Bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği Star Metre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu. Erşan Kuneri'nin yıldızı Cem Yılmaz'dan, Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sine, Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Peridesi'ne bir sürü isim listede yerini aldı. İşte en popüler 20 Türk oyuncu. Ebru Şahin, Cem Yılmaz, Hande Erçel, Can Yaman, Çeki Karyo, Ezgi Mola, Enis Kasmer, Kerem Bürsin, Uras Kaygılaroğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol,
Esra Bilgiç, Hazal Kaya, Engin Altan Düzyatan, Ece Çeşmioğlu, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit, Damla Sönmez, Merve Dizdar. Ben şöyle sıralamaya baktım abi. Birinci sırada ilgili kapsamlı bilgiler içeren Çevrimiçi Bilgi Bankası. Bir Şanel Demin yaptığı seslendirmeyi Aydın bir daha verir misin işte? Diziler, filmler ve televizyon programları ile ilgili kapsamlı bilgiler içeren Çevrimiçi Bilgi Bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği Star Metre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu. Erşan Kuneri'nin yıldızı Cem Yılmaz'dan, Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sine, Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Peridesi'ne bir sürü isim listede yerini aldı. İşte en popüler 20 Türk oyuncu. Ebru Şahin, Cem Yılmaz, Hande Erçel, Can Yaman, Çeki Karyo, Ezgi Mola, Enis Kasmer, Kerem Bürsin, Uras Kaygılaroğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Esra Bilgiç, Hazal Kaya, Engin Altan Düzyatan, Ece Çeşmioğlu, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit, Damla Sönmez, Merve Dizdar. Evet. Şahane. Birinci sırada Ebru Şahin. 20. sırada Merve Dizdar. Yani baktığı zaman Ali abi, mesela Ezgi Mola 6. sırada, Çeki Karyo var 5. sırada, Cam Yaman 4. Ama yukarılara bakıyorum, Damla Sönmez, Burak Özçivit 18. sırada. Ya tamamen, yani, tamamen, ilk sıralarda. Tamamen fanların manipüle ettiği palavra bir site. Hı. Palavra bir liste. Bu yıl Engin Altan Düzyatan 15. 2000 ya. İnsanın aklıyla alay etmeyin ya. Sinemalarda gişe rekoru kıran film hangisi? 5.3 milyon insan izledi. Bergen filmi. Kim başrolünde? Farah Zeynep Abdullah. Var mı listede? İlk 10'da, ilk 20'de yok. Geçin abi, geçin. İzlediği dizi fanları oturuyorlar. Tıkı 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 tıkı. Artık IMDB'nin bu tip manipülasyonları yani şu kadar ne söyleyeyim, Twitter'ın kurucusu kurdukları mecranın nasıl manipüle edildiğini itiraf etti. Yani kimse kusura bakmasın, Elon Musk 44 milyar dolar para verdi. Bu bot hesapları, sahte hesapları bana bildirin ne kadar diye %5 ile %20 arasında telaffuz ediliyordu. Bu hesaplar ne işe yarar? İşte böyle manipülasyon işine yarar. Elon Musk başka ne dedi? Twitter algoritmalarla oynuyor. Algoritmalarla oynayıp. Aslında olmayan şeyi çok popüler olmayanı popülermiş gibi gösteriyor. Şimdi sinemaya gitmiş 5.3 milyon insan ya da Avrupa'da kaç yüz bin kişi dedi bilmiyorum. Rakam yok elimde. Yani 5.3 milyon insanın izlediği gişe rekoru kılmış bir filmin oyuncusu bu listede yok. Sıralamada oyuncu yok. Yok. Sinema filmi olmayan bir dizide oynamış. Dizi oyuncularını o zaman listeleyin. Ama dizi oyuncularına baktığın zaman Masumlar Apartmanı en çok izlenenler, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Merve 23 sırada. Kusura bakma, en çok izlenenler 2022'de en çok izlenen, en yüksek reyting alan tek dizi var. Hiçbir dizi ona yaklaşamadı. Gönül Dağ. Var mı Gönül Dağ'ın oyuncusu burada? Yani bu... Bakıyorum. Yok, ben sana söylüyorum, yok. Evet. Yok. Yani şu kadarını söyleyeyim. Yani işte sosyal medyada, YouTube'da bu kadar izlendi, bu kadar aldık canlı yayınlara, gördük kaç kişinin izlediğini. Yani bu işler böyle klavye delikanlı. Bak, klavye delikanlının faturası ne oldu?
2018, 2016 yılında boşandılar. 2018 yılında Washington Post'ta bir makale yazdı Amber Heard. Orada ne yaptı kadın? Ayrıldığı eşini ne ilan etti? Washington Post'taki makalesinde aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü olarak Johnny Depp'i ilan etti. Washington Post'ta çok satan bir yayın. Kazandı yani güzel avukat. Adam dava açtı. Davayı bütün dünya izledi. Sonunda jüri neye karar verdi? Dedi ki sen iftiracısın ve 15 milyon dolar ceza ödeyecek. Dolar, evet. Sen iddiayı ortaya atıyorsun. Diyorsun ki bu adam böyle 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 böyledir. Mahkemede ispat edemiyorsun. Yani oturup klavye başında yazmak bu delikanlılık. O delikanlılığı ispatlayacaksın. İspatlayamazsan bedelini ödersin. Şimdi IMDB'nin listesi. O listeye bak abi, geçen eskiye doğru bak. En popüler oyuncu şu, en popüler oyuncu bu, ertesi yıl dizi çekemedi. Ya box office'i güçlü insanların olması lazım. Şu anda Türkiye'de box office en güçlü oyuncu kim? Yani sinemada filmi iş yapan, yapımcısına 40-50 milyon TL para kazandıran Farah Zeynep Abdullah. Söyleyeceklerim bu kadar. Saat 13. Bu şey, her firmanın ödül töreni yapıp ya da herkesin ödül töreni yapıp da ödül dağıtması gibi bir şey olmuş Ali abi. Yani bunu hakkıyla yapanlar ayrı, ama onun dışında hatırı kalmasın ya, diye fanlar birbirleriyle yarışıyor. Ebru Şahin'in fanlarıyla, işte Ebru Şahin'in rakibi kim? Seher Kılıç. Seher Kılıç'ın fanları yarışıyor. Listeye sokuyorlar. Bu. Benim tek rakibim Türk Hava Yolları Ali abi. Evet. Bir yayının şimdi, daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Kan şekerim düşmeden yemek yemek diyorum. Farkındayım. Bir nefes al, kapatma. Kitapları tekrar anons edelim. Ben de bir itirafta bulunayım. Program başından sonuna kadar senin cümlelerini kesik kesik anladım. İnşallah ekrana böyle yansımamıştır. Ya da benim kelimelerim internet yüzünden, eğer benden kaynaklanıyorsa tekrar özür diliyorum. Ama Ali abi böyle kesik kesik anladım Ali abi seni. Kesildi. O tarafa ya da Aydın'a öyle mi yansıdı bilmiyorum. Tekrar özür diliyorum. Kitap isimlerini tekrar... Evet, bir de okuyorum. Alev Tüfeği Kimi'nin Ben Daha Yaşamadım adlı Mano'dan çıkan kitabından kazanan talihlileri açıklıyorum. Emine Güleç, Fatma Kayhan, Rabia Koç, Selin Ünüvar, Gülay Çelik, Tezcan Uluışık, Ebuşça, Ecem Özdemir, Aynur Yamak, Nagihan Yılmaz. Yedeklerimiz: yedek 1 Salih Karışık, yedek 2 Kübra Özışık. Ne yapıyorlar bu insanlar? Bir iletişim bilgilerini Magazin Noteri Instagram hesabında DM'den yazın, ama telefon numaranızı, adresinizi, isminizi, öbüşbo falan deniyor ya, isminizi, soy isminizi tam olarak yazın ki hem kitabınız hem de Binofmi kahveniz size kolaylıkla, engel olmadan ulaşsın. Bu arada Magazin Noteri'ni takip edin, abone olun, bildirim zilini açın, bütün bilgiler de size gelsin. Oldu mu Alper'cim? Evet. Şimdi saygıyla, sevgiyle, hürmetle huzurlarınızdan ayrılıyor. Bir başka yayında görüşmek üzere. Şen ve esen kalın diyorum. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.